Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki tümevarın 5 testlerinden test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda şeffaf kağıda çizim yapılıyor. ABCD karesine E noktasında teğet ve yarıçapı 2 kök 6 birim olan daire ile BC kenarını çap kabul eden yarım daire çiziliyor. Evet yarıçapı 2 kök 6 6'ymış arkadaşlar bunun da öyle demiş. Bu daireler karenin içine doğru katlanıyor. Şunu şöyle katladığımızda ne olacak? Yarı çapı 2 kök altıysa ise 2 kök 6 ya 2 kök 6 noktasında olduğuna göre o zaman bizim çemberimiz tam böyle mi olacak arkadaşlar? Tam karenin içerisine. Çünkü merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. 2 kök 6 2 kök altı. tam içine sığdı. Sonra bunu da içeri katlayacağım. Hocam bunun da yarı çapı 2 kök 6. 2 kök 6 olduğu için hop bu da buraya mı denk gelecek arkadaşlar şöyle? Aynen öyle. Bizden ne isteniyor? Buna göre yeşil bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Yeşil bölge mavi ile sarının kestiği yer. Yani bizden neresi isteniyor arkadaşlar? Tam olarak burası isteniyor. Evet. Arkadaşlar bunun da yarıçapı 2 kök 6. Bakın şöyle bakacak olursanız. Bunun da yarıçapı 2 kök 6. Bunun da yarıçapı 2 kök 6. E biz böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? 2 kök 6, 2 kök 6. Yarıçap aynı. En etkili silahımız. Al sana yarıçap. Al sana yarıçap. Bak eşkenar üçgenler çıktı. Al sana yarıçap, Al sana yarıçap. Bitti gitti. İki tane eşkenar üçgen. Bir de yarıçap, yarıçap, yarıçap. Aynı olduğu için arkadaşlar. Şuraya da A diyecek olursak. Bunların da hepsi A yapmaz mı? Yapar. Yani iki tane eşkenar artı 4 A isteniliyor bizden. A alanını bulalım öncelikle arkadaşlar. Bizden istenilen kısım burası aklımızda bulunsun. A alanı nedir? Hocam şurası 60 derece olduğu için 60'lık dilinden eşkenar üçgen çıkartacağım. Yani pi yarı çapımızda 2 kök 6. 2 kök 6'nın karesi 60 bölü 360 eksi bir tane eşkenar üçgen çıkartacağım. O da 2 kök 6'nın karesi kök 3 bölü 4 değil midir arkadaşlar? Evet. A alanı buradan ne geldi o zaman? Bunun karesi pi çarpı 24. 24 çarpı 60 bölü 360 eksi bunun karesi 24. 4 ile sadeleşince 6. 6 kök 3 geldi. Şunu şu gidince 6. 6 ile de 24 sadeleşince 4. O zaman bu 4 pi eksi 6 kök 3 geldi arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? 2 tane eşkenar. 2 tane eşkenar. Bir tane eşkenar ne bulmuştuk arkadaşlar? Bakın 6 kök 3 bulmuştuk. A kare kök 3 bölü 4'ten değil mi? 2 tane 6 kök 3 artı 4 tane daha. 4 tane daha A dediğim şu. A dediğim 4 pi eksi 6 kök 3 olduğundan dolayı cevap buna eşit olacaktır. Yani 12 kök 3 artı 16 kök 3 Eksi 24 kök 3 yapacaktır. Şurası 16 pi yapacak özür dilerim. O zaman burası 16 pi eksi yazım niye çirkinleşti benim ya? Eksi e, 12 kök 3 mü yapıyor arkadaşlar cevabımız? Evet. Böylelikle cevabımız 16 pi eksi 12 kök 3 oldu. Yani cevap denizli. Bayram ayrı uzunlukları 2 ve 4 birim olan 2 küp aralarındaki uzaklık 6 birim olacak şekilde birbirine paralel olarak duvara yapıştırıyor. Hocam aralarındaki uzaklık 6 ise şuradaki uzaklık 6 birim diye alıyorsunuz. Hayır. Birisi bak 2 birim duvara yapıştırıldığında birisi de 4 birim uzunluğunda. Yani şu duvarsa bu 2 birim bu 4 birim. Burası 6 birim olmaz. Burası 6 birimdir arkadaşlar. Dikkat edin. Tamam mı? Ee, yani duvardaki şu arkasındaki şu çizgiye kadar gelen mesafesi şu çizgiye kadar çizilen dik mesafe ya da şuradan şuraya çizilen dik mesafe 6 birimdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ya da Şöyle gösterirsem daha güzel hayal edeceksiniz. Hocam bunun çizgilerini şöyle çizeyim. B noktası yokmuş gibi düşünün şu anda. B noktası yokmuş gibi düşünün. Bu şekilde yapıştırıldı. Tamam. Bunun şu aralarındaki mesafe işte tam olarak burası 6 birim arkadaşlar. İşte duvardaki şu köşesi. Bu da köşesinde. Ya bu yüzeye değen, bu yüzeye değen burası 6 birim olduğunu söylüyor bize. Neyse anlaşıldı herhalde burası. Devam edelim. Devam edelim. Küçük küpün ön yüzünün ağırlık merkezi. A. Büyük küpün ön yüzünün ağırlık merkezi B. Ve duvara yapıştırılan yüzeylerin ağırlık merkezleri. Arkadaşlar duvara yapıştırılan yüzeyleri şöyle düşünelim. Hocam duvara yapışan yüzeyler bak şöyle olsun. Burası böyle. Burası da dörtlük yüzey değil mi? Evet dörtlük yüzey. Şu dörtlük yüzeyi şöyle yapayım. Duvara yapıştırılan yüzeylerin ağırlık merkezleri hem yere paralel. Ha, o zaman bunun ağırlık merkezi burası. Bunun ağırlık merkezi burasıysa Şuradaki çizgi diyor. Bak duvara yapıştırılan yüzeylerden bahsediyorum. Bu çizgi alttaki zemine paralel diyor. Tamam. E bunlar da önünde bak şimdi. Dikkat et. E o zaman ne diyor arkadaşlar? Buna göre A ile B noktası arasındaki uzak nedir diye soruluyor. Arkadaşım bu arkadaki yüz. Bu da arkadaki yüzün ağırlık merkezi ya. Sen buradan bir tane düz çizgi çizdiğinde şöyle hayal et. Şöyle bir tane düz çizgi çizdiğinde buranın ağırlık merkezine gelir misin? Evet aynen öyle değil mi? Hani şuradaki arkadaki ağırlık merkezinden düz geldiğinde böyle yere paralel olmak zorunda bu da. E buradan da düz bir çizgi 4 birim geldiğinde buraya mı geleceksin? Evet. Yani şurası 2 birim. Şurası 4 birim. Şu merkezler arasındaki uzaklığı bulacağım. E, zemindeki yerler burasıydı. Aralarındaki mesafe de 6 birim olarak verilmişti. Hocam bu küpün bir kenarı 4 olduğuna 2 olduğuna göre şu uzunluk yarısıdır 1'dir. Şu uzunluk nedir? Burası da 2'dir. 4 olduğuna göre burası da. E, hocam bu A noktası bak burada burada ne oldu arkadaşlar B noktası oldu bizden işte A B arasındaki uzaklık isteniyor ne yapacağız arkadaşlar burada hocam bir dik yamuk çıktı bir dik dörtgen oluşturursak olay bitti hocam iki birim ya burası dik dörtgen iki birim burasıysa burası da iki birim aslında tam da buraya denk gelecekmiş ama neyse önemli değil tamamı dörtlü. burası da iki oldu 6 yedi dokuz burası da dokuz oldu ve bizden x yani şuradaki Pisagor bağıntısı isteniyor x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı dokuzun karesi 81 artı 4'ten kaç yapıyor? 85 yapıyor. X de buradan kök 85'e eşit olacaktır arkadaşlar. Yani soruyu düzgün bir şekilde okuyacak olursak anlaşılıyor. Bu yüzeyleri böyle düşünecek olursak. Bu yüzeylerin böyle e, arkadaki yüzeyleri böyle zeminde duvara yapışık bu şekilde de çizip de ona göre hamle yaparsak. Ve biraz şunların da zemine o paralel olduğunu düşünürsek olay çıkıyor. Aslında çok da zor bir soru değil arkadaşlar. Hayal edilebilir bir soru yani. Değil mi? Ama hoş bir soru. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 8 birim olan kare şeklindeki kumaş A, B, C ve D bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere. Önce şekil 1'deki gibi AB doğrusu boyunca arkadaşlar şöyle katlamış, sonra da aşağı doğru katlamış. Tamam. Katladıktan sonra ne yapmış burada? Bundan sonra ED uzunluğu 3 birim olacak biçimde EF doğrusu boyunca kesilip Arkadaşlar şöyle kesilmiş. Böyle kesildiği zaman burası atıldı. Elimizde burası mı kaldı? Evet. Burası 3 birim. Burası 4 birim. Burası da kaç yaptı? 5 yaptı. Şimdi ben bunu geri açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şurası 4 birim olduğundan dolayı. Burası da 1 bir birimse. Burası da 4. Burası da 4 mü? Evet. Önce ne yapmıştık arkadaşlar? En son ne yapmıştık? Ben bunu böyle katlamıştım değil mi? Şurası kesilip atıldı. Kalan kumaş açıldığında kumaşın oluşturduğu çekin çevresi soruluyor bize. Arkadaşlar aşağı doğru katlamıştım yukarı doğru açayım. Yukarı doğru açtığımda şöyle bu kısım atıldı dolu kısım burası. O zaman buna göre simetriğini alacağız. Bu doğruya göre simetriğini alacağız. Bu doğruya göre simetriyi hop şu değil mi arkadaşlar? Evet şurası boş kısım şurası dolu kısım yaptı. Şurada uzunlukları da yazalım. 4se, 4 ise 4 5 ise burası da 5 mi yaptı? Aynen dolu kısım burası. Sonra bu sağa doğru katlanmıştı sola doğru açalım. Yani şuraya doğru açalım arkadaşlar şöyle. E buna göre de simetriğini alacağız. Hop şuraya kadar zaten çizgisi var. Ondan sonra bu doğruya göre simetriğini aldım. Buradan aşağı doğru buradan aşağı doğru gidecek. Buradan da yukarı doğru gidecek böyle. İşte simetriği olan yer şurası yaptı arkadaşlar. Uzunlukları da yazalım mı yazalım. Şu 5'in simetriği burada 5. Beş. Şu 5'in simetriği burada 5. Hocam dörtgen burası da 4. Dört, dörtgen burası da 4. Şimdi bu şeklin çevresi isteniyor. Çevresini hesaplayalım bakalım. 4, 4, 8 burada hocam. 5 5 10 burada 18. Şurası 18 yaptı. Burası da böyle 18 yaptı. Topladığınız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 36 yapıyor. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Akçay oldu. ABC dedik dörtgen verilmiş ve 2 6 kökü ve 45 derecelerde verilmiş. Buradaki de açıortay olarak verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? 45'in mantığını kullanacağız. E kullan. Hop şuradan bir dik çizersem. Hocam 45 45 90 üçgen çıktı. 6 kök ise 6 6 oldu. E 6 8 10 üçgeninden direkt burayı 10 bulduk. Eyvallah. Neyi kullanmadık? Oraya yoğunlaş. Bak açı ortayı. A açı ortay. Hocam burası da 90. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit değil mi? Evet. Yani şununla şu birbirine eşit. Yani burası 6 oldu. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Bak açı ortay. 6 bölü 10 oran var tabanda. 6 bölü 13 bölü 5'tir. Hocam burası 3K iken burası o zaman 5K'dır. Hocam 3K 5K. 3'ün 5'in hesabını yapacağız tabii ki. 3K 5K ise burası kaç olacak? 4K. Hocam 4K 16'ya eşitse K da buradan 4 gelir. A, dikdörtgenin alanı soruluyor bize. K buradan 4 ise 3K dediğim 12. 4K dediğim 16. Dikdörtgenin alanı kaç yapar? 12 çarpı 16 yapar. 6 kere 2 12 son 2 olacak. Neyse çarpayım. 16 çarpı 12. 6 kere 2 12 32 bu da 16. 192 mi yapıyor? Evet. Yani cevabımız böylelikle 192 oldu. Arkadaşlar yani cevap Ceyhan. Emre Matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminin x ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Hemen dik koordinat düzlemini çizelim arkadaşlar. Şöyle. Dik koordinat düzlemini çizdik ve bir noktayı şöyle bir rastgele işaretledim. Birinci nokta bu. Sonra işaretli bu noktanın x koordinatını 2 azaltıp y koordinatını da 4 birim arttırarak. Hocam x'i 2 azaltıp y'sini 4 arttırırsak ikinci noktayı elde ediyormuşum. Şuraya yani şurası 2 birim burası 4 birim yaptığımda ikinci nokta burası İkinci noktaya aynı işlemi uyguladığında y ekseni üzerinde üçüncü bir nokta elde ediyor. Ben ikinciye 2 iki birim sola 4 birim yukarı gittiğimde y ekseni üzerinde bir nokta elde edecekmişim. Yani burası da 2 birim, şurası da 4 birim arkadaşlar. Emre'nin 3. noktaya aynı işlem uygulayarak elde edeceği 4. noktanın koordinatları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler, burası o zaman bak 2 birim burası, değil mi? Şurası 90 derece olduğundan sola ve yukarı doğru hareket ettiğinden ilk noktamız kaç bizim? 4'e 0. 2 birim sola, 4 birim yukarı çıkınca ne oluyor arkadaşlar? 2'ye 4 noktası oldu. 2 birim sola, 4 yukarı çıkınca 0'a sıfıra... 8 mi oldu burası? Evet. Aynı işlemi bir daha. 2 sola 4 yukarı. Hocam buradaki nokta isteniliyor bizden. İşte buradaki nokta. Apsimiz kaç yaptı? 2 birim solda olduğuna göre. Eksi 2'ye. da 8'den de 4 birim yukarıda ne var? 12 var. Eksi 2'ye 12 noktası yaptı. Eksi 2 ile 12'nin toplamı isteniliyor. O zaman cevabımız böylelikle 10 yaptı arkadaşlar. Yani cevap Cihan oldu. Jenga dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş tahtaların üst üste dizildikten sonra iki oyuncunun sırasıyla birer tahta çekerek kuleyi büyüt, büyüttüğü denge ve strateji oyundur. Evet kuleyi büyüttüğü denge ve strateji oyunu. Çektiği tahtayı üste koyuyor ondan da oyun Evet bir Jenga oyununda parçalardan birinin ayrıtı 1 1 3 olarak verilmiş. Buradaki yüzey alanı 1'dir. Buradaki yüzey alanı nedir? 3'tür. Tamam bu denge oyunda 1 2 ve 3 nolu parçalar çekilip üstte konulmadığında cismin yüzey alanı nasıl değişir? Arkadaşlar önce biri çıkarsam sadece bir çıkarsam hocam bir çıkarsa ne olur? Bir çıktığında buradaki yüzeyle arkadaki yüzeye gitti mi gitti. Eklenen yüzeyler oldu mu? Oldu. Yandaki yüzeyler ne oldu? Biz zaten böyle parça çıkartmada ne yapıyorduk? Eklenen yüzeyleri ekliyoruz. Çıkan yüzeyleri çıkarıyorduk. Hocam yandaki buradaki yüzey eklendi. Üstteki bu yüzey eklendi. Bu yandaki yüzey eklendi. Alttaki bu yüzey de eklendi mi? Eklendi. Buradaki yüzeylerin hepsinin alanı şunlar değil mi? Yani 3 değil mi arkadaşlar? Evet. 4 tane 3 eklendi. Yani 12 artı 12 eklendi. Ne çıktı arkadaşlar burada? Hocam buradaki yüzeye çıktı. 1, 1. Bunun yüzey alanı 1. Arkadaki yüzeye de çıktı. Yani 12 arttı. 2 azaldı mı? Evet. Sadece bu çıksaydı. Hocam sadece 2 çıksaydı. Sadece 2 çıkarsa da. Aynı şekilde değil mi arkadaşlar? Yine 1, 2, 3, 4 tane yüzey artıyor. Yani 4 tane yüzey, 4 tane 12, 4 tane 3 yüzeyi artıyor arkadaşlar. Ama sadece 2'nin çıktığını düşün. 4 tane 12 arttı. 2 tane de şu ve arkadaki e, sağındaki ve solundaki yani şu ve arkadaki çıktı mı arkadaşlar çıktı. Bu da bu şekilde oldu. Peki 3. küp çıkarsa ne oluyor? E, kara prizma çıkarsa. 3.sü çıkarsa da hocam 3.sü çıktığı zaman da sadece ve sadece bakın üstteki ne oldu arkadaşlar? Sen bu parça çıkarttığın zaman üstteki parça şu yanlar şuradakiler çıktı mı yine çıktı. Tamam. Hocam yandakileri ekliyor muyuz? Ekstradan bir yüzey alanı oluştu mu? Oluştu. E hocam sen bu parçayı çıkarttığın zaman alttaki parça da eksilmiş oldu mu? Oldu. Ama üstteki parçada ne oldu arkadaşlar? Şey olmuş oldu. E, ne derler ona? Eklenmiş oldu. He, hocam üstteki çıktı alttaki eklendi ya. Bunlar ne Sağ sol yüzeylerin alanları eklenmiş oldu sadece. Bak tekrar söylüyorum. En alttaki parçayı çıkarttım. Parça çıkartınca hocam alttaki parça çıkmış oluyor. Çünkü en alttaki parça yüzey olarak kaybolmuş oluyor. Ama üstteki parça eklendiği için alt üst nötrlendi. Sağ sol sadece eklenmiş oldu arkadaşlar. O zaman iki tane üç alan eklenmiş oldu. Artı altı eklendi. 2 de çıktı mı burada? Çıktı. Şimdi dur. Bunlar tek başına çıkmış olsaydı bu şekilde olurdu dedik arkadaşlar. Değil mi? Peki sen şimdi 1 çıkarttın. Tamam 1'i çıkarttığın zaman bu durum oldu. Peki 1'i çıkarttığında sen 2'yi de çıkarttığın zaman ne oluyor arkadaşlar? Tam ortadaki. Sen 2 de çıktığı zaman ne oldu arkadaşlar? Tam burada ortadaki bir tane kare daha eksilmiş oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O zaman burada bir tane daha azaltacağız mı? Azaltacağız. E hocam bunun üstündeki ah üstündeki duruyor hala. Bunda bir azalma yok. Bu üsttekini çıkarttığım zaman ne oldu? Sadece alttaki alanda bir azalma oldu. O azalmayı buraya ekledim arkadaşlar. Peki 2'yi çıkarttığım zaman 2'yi çıkarttığım zaman 1 ve 3 çıktığı zaman 2'nin hem üstü hem altını burada saymış olduk mu arkadaşlar? Olduk. O zaman onları da çıkartmamız lazım. Tekrar söylüyorum. Bakın 2 çıktığı zaman 2 2 dur 2 çıktığı zaman e, hem 1'den hem 3'ten çıkarttığımız zaman ne oldu? Hocam buradaki üst ve buradaki şeyde 3 numaranın üstü ve 1 numaranın altında çıkmış oldu. O zaman onları da çıkartacağız. Eyvallah. E hocam 3 çıktığında 2 de çıkarsa ne oluyor? 3'ün üst tarafındaki şu da ekstradan çıkmış olmuyor mu arkadaşlar? Evet. O zaman ekstradan bunu da çıkartmış olacağız gençler. Tamam mı? Burada ilk başta tek tek çıkartmaları düşündüm ben şurada. Bakın şu ikisinde tek tek çıkartmaları düşündüm. Ondan sonra şuradaki 1 nereden geldi? Bak tekrar anlatıyorum. Burası biraz sıkıntılıdır. Sen 1'i çıkarttığın zaman 1 çıktı ya tamam. Şurada hesapladık onu. Ama hocam 2'yi de çıkarttığın zaman ne oluyor? Burada şöyle şöyle olduk ki yerde şuradaki alanda çıkmış olmuyor mu arkadaşlar? Çıkmış oluyor o yüzden 1 çıktı. E hocam sen 2'yi çıkarttın tamam. E 1 ve 3 aynı anda çıktığın zaman 2'nin tam ortasındaki burayla 2'nin e, altındaki ya da 3'ün üstündeki şurası da ekstradan çıktı mı 2 tane 1 alanı çıkmış oldu. O yüzden 2 oldu burada. E hocam sen 3'ü çıkarttın. 2'yi çıkarttığın zaman da şu üstteki bir parçada ne olmuş oldu? Tekrardan çıkmış oldu. O zaman buradan da bir çıkartacağım. Eklenenlere bakıyorum. 12, 12, 24, 30. 30 eklendi. Çıkanlara bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 da çıktı. Yani kaç oldu arkadaşlar? 20 artış olacaktır. Yani cevabımız akçay olacaktır. Güzel bir soru. Zor bir soru aslında arkadaşlar. Evet katılıyorum. Çoğunluğunuz büyük ihtimalle B şıkkı falan yapmıştır. 22 yapmıştır ama sebebini de burada açıkladık. Cevap akçay oldu. Dik koordinat düzleminde bulunan ABCD dikdörtgenin kenarları eksenlere paraleldir. B ve D köşelerinin koordinatları sırasıyla eksi 2'ye 1 ve 4'e 8 olduğuna göre hemen analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. B noktası kaç verilmiş? Eksi 2'ye 1 noktası verilmiş. Hocam eksi 2'ye 1 noktası şurada olsun. Şurası B noktası. Ve öbürü de nasılmış arkadaşlar? 4'e 8 noktası. 4'e 8 noktası da buradaymış. Hocam bizim dikdörtgenimiz şöyle olamaz ki. Şurası D noktası zaten. Bak şöyle olamaz değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü eksenlere paralel diyor. Eksenlere paralel olacaksa o zaman Bizim dik işte tam olarak böyledir arkadaşlar. Bizden bu dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşım. Şimdi ne yapacağız? Buradaki eksi 2'ye 1 noktasını kullanacağız hocam. Buranın napsi eksi 2 ordinatta 1 sonra 4'e 8'i kullanacağız. Tabi bu y eksenine paralel olduğu için devamı dik oldu. O yüzden apsis konumunda oldu. Aynı şekilde şunu da uzatsak y eksenine paralel olduğundan Arkadaşım, burası 90 derece, absimiz 4, ordinatımız 8 olacak. Bu da x 80 ekseniyle paralelse burası 90'dır, yani burası da 8'dir. Şimdi uzunluklara bakalım mı bakalım? Hocam, şurası 2 birim mi? Evet. O zaman burası da 2 birim. Hocam, burası 4 birim mi? Evet. O zaman burası da 4 birim. Toplamda bu uzunluk 6 yaptı. Sonra burası ordinatı 1 olduğu için şurası 1 birim. Ab, e, buranın pardon, buranın ordinatı 1. Evet. Buranın ordinatı 8 olduğu için şuradaki uzunluk 8 yapacak. Yani şuraya kadar uzunluk kaç yapıyor? Biri buradaysa buraya da 7 kaldı. Bizden ne isteniliyor gençler? Şuradaki dikdörtgenin alanı bir kenar 6 diğer kenar 7. 6 ile 7'nin çarpımı kaç yapar o zaman? 42 yapar. Böylelikle cevabımız ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Aşağıda her bir yüzü sarı, yeşil, turuncu, pembe ve mora boyanmış olan bir küpün 3 farklı görünümü verilmiştir. Arkadaşlar burası pembe. Burası mavi. Burası yeşil. Şimdi pembe sabit kalıp mavide sağa gelmesi demek ne demek? Sen bunu böyle çevireceksin demek. Sen bunu böyle çevirdiğin zaman yukarıda ne oluşmuş arkadaşlar? Turuncu mu oluşmuş? Evet turuncu. Yani bu sağa çevirdiğin zaman o zaman bunun burasında ne var? Turuncu var. Dikkat edin arkadaşlar. Ben solda turuncu burada yeşil, burada pembe, burada mavi olduğunu buldum. Sonra bakın burada pembe, burada mavi, e, turuncu burada. Bizim hangi rengimiz kayboldu? Yeşil. Alt tarafta da yeşil var arkadaşlar. Şimdi son durum bu. Sonra ne yapmışım arkadaşlar? Bunu e, pembeyi yok etmişim. Pembeyi yok etmek için ne yapacağım? Bunu bu tarafa doğru devireceğim. Bunu bu tarafa doğru devirince ne oldu arkadaşlar? Arkadaki renk buraya gelecek. Arkadaki renk sarı oldu. O zaman pembenin karşısındaki renk ne arkadaşlar? Sarı. E, pembe, turuncu, mavi, yeşil, sarıyı koyduk. Mor nerede o zaman arkadaşlar burada? Burada da mor rengi olacaktır. Bize de ne diyor? Mor yüzün karşısındaki renk soruluyor. E, mor burasıysa olmak ne olmak zorunda arkadaşlar? Mavi olmak zorunda. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Valla bu tür sorular o sorular arkadaşlar. Yorum. E, ÖS, ÖSYM böyle şeyde falan sordu. Aleste, DGS'de orada burada sordu hala da böyle TYT'de, AYT'de sormadı. Böyle bir soru da bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden bunun mantığını iyi bir şekilde kavrayın. Evet. Cevap Denizli. İki eş evet, çeşit kenar üçgen karton çekillerdeki gibi bir kenara paralel olan kesikli çizgiler boyunca kesilerek üçgenler atılıp iki yamuk elde ediliyor. İki yamuk elde ediliyorsa arkadaşlar şunlar birbirine paralel mi? Evet. Şunlar birbirine paralel mi? Evet. Yani şununla şu birbirine paralel. Şununla da şu birbirine paralel arkadaşlar. Alanlar birbirine eşit oluyormuş. Şuraya ben bir ne diyeyim arkadaşlar? Şuraya A alanı diyeyim. Buraya B alan diyeyim. Hocam burası B alanıysa o zaman burası da B alanı. E burası da B alanıysa o zaman bunun alanı tamamen A artı B ise burası da A artı B olacağından buraya A mı kaldı? Evet. Şimdi ve paralellik var. Benzerlik yapacağımız belli. Hocam şuraya bir A dersem. Şuraya da bir B dersem. A bölü A artı B. A bölü A artı B'nin karesi. Alanlar oranı eşit midir? A bölü A artı B'ye eşit midir? Evet. Hocam burada da bir benzerlik var. Burada da alanlar oranı şu benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olacak. A alanlar oranında A bölü A artı B olduğundan A bölü A artı B de A bölü A artı B eşit değil mi? Küçük A bölü küçük A artı B eşit değil mi? Evet. O zaman bu da burası A iken burası A artı B olmak zorunda. Ama çeşit kenar demiş A artı de bir direkt demeyeyim. İsterseniz burada A'ya B oran var ya. Hocam burası AK iken burası da BK diyeyim isterseniz. E hocam burada da ee, tamamı a, art, a k artı olduğundan dolayı alanlar oranında benzerlik oranının kare kökü olduğundan dolayı ya benzerlik oranı şöyle benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit olacağından a bölü a artı b e burası o zaman ak olmak zorunda a bölü a artı b burası da ne olmak zorunda bk olmak zorunda arkadaşlar. Evet çok güzel. Burada bir şeyler bulduk arkadaşlar. Peki şu uzunluk belli mi? Belli. Bu uzunluk nedir arkadaşlar? A artı B. Şuradan belli. Sonra şu uzunluklar belli mi arkadaşlar? Bu uzunluklar da şuraya da A'ya B oran var ya burada da A'ya B oran olacağından A'ya B N diyeyim. Hocam burası da A, A, A N artı B N oldu. E hocam burada da bir benzerlik var. Bak A bölü A artı B. Hocam A bölü A artı B olduğuna göre o zaman burası da A'ya N olmak zorunda mı arkadaşlar? A N bölü A N artı B N oldu. E o zaman burası AN çıktı arkadaşlar. Y'yi bulduk mu? Y de bu bölü tamamı A bölü A artı B olacağından A bölü A artı B olması için buranın da A olması lazım arkadaşlar. Y'yi de ne bulduk arkadaşlar? A olarak bulduk. E şimdi şu kenar neye eşit? BK'ye ya eşit. Yazalım bakalım bu kenarları. BK'ye eşit. Hocam burası A artı B'ye eşit. Hocam şurası BN'ye eşit. Hocam burası AN yazdık. Burası B. Burası BK. Burası da AN artı BN oldu. Şimdi elde edilen iki yamuğun alanları eşit ve çevreleri farkı 12'ymiş. Şunun çevresi toplayalım. AN'den iki tane mi var? İki tane AN artı BN artı BK artı B artı BK artı B B alanları farkı eksi şunların pardon çevreleri farkı bunun çevresini çıkartacağım. Bunun çevresinde iki tane A var, 2 A. E, ondan sonra bir tane B var, eksi B, e, bir tane BK, bir tane de BN var. İşte bu ne eşitmiş arkadaşlar? 12'ye eşitmiş. E, o zaman hadi burada işlem yapalım arkadaşlar. BN'ler gitti mi gitti? BK'lar gitti mi gitti? B'ler gitti mi gitti? <laughs> Buradan ne bulduk arkadaşlar? 2AN eksi 2A'yı, 2AN eksi 2A'yı. Kaç bulduk arkadaşlar? 12 bulduk. A n eksi a'yı kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Bizden x eksi y isteniyor. Arkadaşlar a x a n dediğimiz zaten x değil mi arkadaşlar? Evet. A n dediğimiz x. A dediğimiz de zaten y değil mi arkadaşlar? O zaman x eksi y direkt neye eşit oldu arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. Ne soruyormuş be? Ama güzel soruyormuş arkadaşlar. Hem benzerliğe hem benzerlik ilişkisini kullandık burada. Ee, çok da hoş bir soruymuş. Aslında verilen bilgileri kullanınca Direkt çıkan sorulardan biri yine aslında. Ee, bu tür sorularda biz sadece işlem yapmaya korkuyoruz. Bir şeyler yazmaya korkuyoruz. Korkmayın. Yapacağınız, yazacağınız şeyler burada çok önemli arkadaşlar. Ee, güzel soru. Hoş soru. Cevap Denizli. Yukarıdaki verilere göre taralı alan toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle ne yapacağız? Hocam buradaki x alanını bulacağız. Sonra buradaki y alanını bulacağız. Peki Y alanı belli. Y alanı nedir arkadaşlar? Y alanı paralel kenarın alanından neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın. Eyvallah. X alanı nedir hocam? X alanı şunu sonra buluruz arkadaşlar isterseniz. İlk önce X alanına yoğunlaşalım. Öncelikle burası 60 ise burası 60 mıdır? Evet. 4 kök 6 ise 4 kök 6. Yani 2 kök 6 2 kök 6 oldu. Şu parçanın alanını bulmak için daire dilimi oluşturmak zorundayım. Oluşturayım. Al sana daire dilimi. Hocam burası da 2 kök altı oldu. Ya, x kenar çıktı burada. 60 sa burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. He, x alanını bulabilirim ben. 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanı çıkartacağım. Yani pi r kare 2 kök altının karesi. Düzgün yaz Kenan Hoca. Hemen yazdım oğlum. Ya pi 2 kök altının karesi çarpı 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı 2 kök altının karesi kök 3 bölü 4'tür. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım arkadaşım. Şunlar sadeleşince 6. Bunun karesi 24. 24 ile 6 gidince de 4 mu kalıyor arkadaşlar? Evet 4 kalıyor. O zaman x alanı ne çıktı arkadaşlar? 4 pi bu 24 bölü 4'ten eksi 6 kök 3 geldi arkadaşlar. Evet x alanını buldum. Şimdi sıra y alanında. Hocam bu bir eşkenar üçgendi bu arada. Burası 2 kök 6 mı? Evet toplam 3 kök 6 oldu. Burası da 3 kök 6 oldu. Ne yapalım? Hocam paraya kenarının alan isteniyor. Tabana ait yüksekliği çizelim. 90'ın karşısı 3 kök 6 iken 30'ın karşısı 3 kök 6 böyle ile uğraşacaksın ama. Boş ver. Buradan yapmayalım. Nereden yapalım? Şuradan dik çizelim. Buradan dik çizince bak daha güzel olacak en azından. 90'ın karşısı 4 kök 6 ise 30'un karşısı yarısı 2 kök 6'tır. 60'ın karşısı da kök 3 katıdır. O zaman bu da 6 kök kim yapıyor? Evet. 2 kök 18 yapıyor normalde. 2 kök 18. Bu da 3 kök 2 olduğundan 6 kök 2 yaptı arkadaşlar burası. Evet o zaman şimdi paraya kenarının alanından şu y alanını bulacağım. Y alanı paraya kenarının alanından yani 3 kök 6 çarpı 6 kök 2'den neyi çıkartacağız arkadaşlar? Beyaz alan. Hocam beyaz alan şu eşkenar üçgen artı 120'lik dilim değil mi? Evet. O zaman onu yazalım. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ten zaten 6 kök 3 geldi. 6 kök yazdık. Şuradaki alan eşkenar üçgenin alanı arkadaşlar. Bu iki kök 6'nın karesi kök bölü 4'ten e, 24 bölü 4'ten 6 kök 3 geldi. Bir de 120'lik dilim. Eksi pi bir de bunu çıkartacağız ya o yüzden hem bunu çıkartacağız hem bunu çıkartacağız o yüzden buna da eksi koyuyorum. Eksi pi 2 kök 6'nın karesi 120 bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. Şunlar sadeleşti işte 3. 24 bölü 3 8 pi yaptı burası. O zaman şu y alan dediğimizde şuradan ne geldi arkadaşlar? 18 36 kök 3 mü geliyor? Aynen 36 kök 3 geliyor. Çünkü 18 18 kök 12 yapıyor arkadaşlar. 18 kök 12 de bu da iki kök 3 olduğundan dolayı 36 kök 3 yaptı arkadaşlar burası. Sonra eksi 6 kök 3 eksi 6 kök 3 bir de buradan da ne gelmişti arkadaşlar? 24/ 3'e böldüğümüz zaman 8 eksi 8 pi geldi. Yani y alanında buradan 30 kök 3 eksi 8 pi yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? X artı y isteniyor. X alanı neydi? 4 pi eksi 6 kök 3'tü. Artı y alanında 30 kök 3 eksi 8 pi Buradan 4 pi eksi 8 pi eksi 4 pi yaptı. 30 kök 3 eksi 6 kök 3'te artı 24 kök 3 yaptı. Yani cevabımız 24 köküç eksi 4 pi olarak bulundu arkadaşlar. Cevap böylelikle edremit oldu.